Merhaba, rehber öğretmen Aylin Çalışkan ben. Bu videoda sizlere moral ve motivasyonu koruma, belli bir çizginin üstünde tutmak için ne yapmamız lazım bunları anlatacağım. Evde kal sürecindeyiz. Eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam ediyoruz. EBA TV ve EBA'nın internet sitesinden müfredatı takip etmeye ve oradan yeni konular dinlemeye devam ediyoruz. Bu video aslında öğrenciler için hazırladığım bir video. Çünkü hedef kitlemde olan sizlersiniz ve anlatmak istediklerim tamamen sizler için sevgili öğrenciler. Moral ve motivasyon bir insanın sahip olup olabileceği en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evde kal süresi boyunca ders dinlemede, ders izlemede, ödev yapmada, konu tekrar etmede, bununla ilgili öğrenme hevesinde düşüşler, dönem dönem motivasyon kayıpları yaşayabilirsiniz. Olabilir. Bu süreçte anne ve babalarınız sizlere sürekli ders çalışma, ödev yapma, soru çözme, kitap okumayı hatırlatıyor olabilir. Kendi öğrencilerim hatırlarlar. Onlara günlük rutinin öneminden bahsetmiş, defterlerine kendilerine uygun bir günlük rutin oluşturmalarını istemiştim. Hatta bir önceki videomda sizlere psikolojik sağlığımız için günlük rutinin öneminden bahsetmiştim. Şimdi rutin olmadan hayatı, moral ve motivasyonu sürdürmek, kaliteli sürdürmek çok mümkün gözükmüyor. Değerli öğrenciler, günü gününe, saati saatine yapılması gerekenleri bir kağıda yazın. Bunları anne ve babanızla birlikte de yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra sadık kalın. Dakikası dakikasına uymak zorunda değilsiniz. Ancak günlük rutine sahip çıkmak zorundasınız. Çünkü öğrencinin sorumluluğu öğrenmektir. Burada anahtar kelime sorumluluk. Sorumluluk sahibi olmamız gereken bir dönemdeyiz. Okullarımız kapalı, öğretmenlerimiz uzakta. Eğitim öğretimle ilgili tüm sorumluluk anne ve babalarımızın üzerinde. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte herkesin üzerine düşen çeşitli görevler var. Bu görevlerden bir tanesi de öğrencilerinkisi öğrenme sorumluluğuna devam etmek. Evet biliyorum dışarıya çıkmayı çok özlediniz. Okulun bahçesini çok özlediniz. Arkadaşlarınızı çok özlediniz. Bugünler geçecek. Ama asıl olan şudur. Zor zamanlarda sorumluluğuna sahip çıkan, zor zamanlarda yapması gereken işleri devam ettiren kişiler güçlü kişilerdir. Ve unutmayın, eğitimin amacı bağımsız bireyler yetiştirmektir. İşte bu zorlu zamanlarda bağımsızlığınızı ilan edin. Sevgili öğrenciler, anneniz, babanız ve diğer büyükleriniz hadi ödev yap, haydi kitap oku, haydi soru çöz demeksizin lütfen asılın, lütfen moral ve motivasyonunuza sahip çıkın. Yapabilirsiniz. Önce günlük rutin oluşturuyorsunuz, sonra buna sahip çıkıyorsunuz. Ders çalışmak için, içinize ders çalışma hevesinin gelmesini beklemeyin. Önemli olan saat kaç ise ve o saatte ne yapmanız gerekiyor ise onu yapmaya kendinizi alıştırın. Lütfen derslerinizi sıkı takip edin. Öğrenme kaybınızı en aza indirin. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerine bunu büyük harflerle ve altını kalın kalın çizerek söylüyorum. İlkokul öğrencilerimizin ise öğrenme hevesinin biraz daha anne ve babalarıyla güdülenebileceğini düşünmekteyim. Şimdi tekrar ediyorum. Ders çalışmak için içinize bu hevesin gelmesini beklemeyeceksiniz. Oluşturduğunuz günlük rutine uygun olarak her gün yapılması gerekenleri yapın. Zaten önce dersleri dinleyin, sonra yapılması gereken eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirin. Lütfen sonunda keyifli aktiviteler yapın. Bazen ders çalışma aralarına eğlenceli molalar da katabilirsiniz. Ama unutmamanız gereken bir şey varsa o da günü çok iyi değerlendirmek. Öğrenme kaybını aza indirgemek. Bundan sonra daha çok koşacağız. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Bu yüzden o dönemde çok yorulmamak için
bu dönemi evde çok verimli geçirmek akıllıca olacaktır. Başarılı olmak için sınavlarda yüksek puanlar, dereceler yapmak için bu videoyu hazırlamadım. Öğrenme kaybının azalması, öğrenme motivasyonu düşmemesi için yapılması gerekenleri sıralamak istiyorum. İşte az önce dediğim gibi günlük rutininizi oluşturun, ona sahip çıkın ve ödev yapmak için, ders çalışmak için içinizden o hevesin gelmesini beklemeksizin saati saatine lütfen sorumluluklarınızı yerine getirin. İster birinci sınıfa giden öğrenci olun, ister lise sonu öğrencisi. Lütfen bu süreçte asıl yapmanız gereken şeyin öğrencilik olduğunu unutmayın. Bu arada hiç yapmadığınız şeylere zaman ayırarak da kendi motivasyonunuzu yenileyebilirsiniz. Örneğin daha önce hiç yapmadıysanız bir gününüzü eğlenceli bir mol olarak resim yapmaya ayırabilirsiniz. Belki karaoke yapmak, belki günlük tutmaya başlamak, belki kendinizle ilgili kontrol listeleri hazırlamak, belki kısa videolar çekip bunları bir temada birleştirmek, tematik videolar çekmek mantıklı olabilir. Denen demişi deneyin. Denen demişi denemek size zindelik katacaktır. Aynı zamanda bu da öğrenmeler için, yeni öğrenmeler için ve öğrenme sorumluluğunuzu yerine getirmek için size moral motivasyon verecektir. Bunları unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Moralinize sahip çıkın. Yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.